villalar haline dönüşüyor. Fakat burada müsaade ederseniz Şahzadeyim, Gence Bey çok güzel bir noktaya değindi sözüne başlarken. Dedi ki ben dedi Avrupa'ya gittiğim zaman dedi şehirlere hayran oluyorum. Şimdi bugün bir Paris'e, bir Londra'ya gittiğiniz zaman orada da belirli standart şeyler var. Fakat bu standartlaşma çirkinleşmeyi beraberinde getirmiyor. Küçülmeyi, gidipleştirmeyi gerektiriyor ama standartlaşma hala zengin. Sizin dediğiniz zenginliğe geliyoruz. Şimdi o zenginliğiniz yoksa siz evi ev değil yuva olarak görüyorsanız, kuş da yuva yapıyor. Şimdi Anadolu'nun şehirlerini siz gezmişsinizdir uzun uzun turnelerde. Ben bu kadar çirkin yerler görmedim hayatımda. Ve buraya gelirken eşim dedi ki lütfen dedi çirkinliği dedi söz konusu edin dedi. Bizim dedi estetik zevkimiz diye bir şey kalmadı dedi. Eskiden bir Safranbolu'ya gittiğiniz zaman herkesin bildiği bir şey olduğu için söylüyorum ama Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Amasya'da olsun çok güzel evler var. Bunlara ne oldu? Şimdi biraz önce bahsetmiş olduğunuz standartlaşma bunları da standartlaştırabilirdi. Yapmadı. Bunun yerine üzerinden demirler çıkan, sıvası tamamlanmamış, iğrenç hücreler oluşmaya başladı. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor diye düşündüğümüz zaman siz dediniz ki insan kendine önem vermeli. Fakat kendinizde hangi önemi arayacaksınız? Eğer kendinizde hangi değerleri aramanız gerektiğini bilmiyorsanız, biraz önce dediğimize geldik. Evinizde ne gördünüz? Ananızdan, babanızdan ne gördünüz? Çevrenizden ve arkadaşlarınızdan ne gördünüz? Eğer bunları siz zengin olarak görmediyseniz, bunlar bir çeşitlilik arz etmiyorsa, sizin standartlaştırabileceğiniz ancak gördüğünüz zavallılıktır. Ve bugün bu zavallılık Türkiye'yi yönetenleri temsil etmektedir. Ve bu zavallılık kendi yönetimini iş başına getirmektedir. Onun için Genco Bey gidip bakın, burası Muammer Karaca'nın tiyatrosu dediği zaman karşısındaki muhatabının Muammer Karaca hakkında evinde sohbetlerin yapılmış olması lazım. Evet. Ki bundan etkilensin. İyi mi? Yani ben Muammer Karaca'yı tanımak bahtiyarlığına eriştim. Çünkü dedemin dostuydu. Çünkü Muammer Karaca bir değer. Bir cibali karakolu evde konuşulurdu. Şimdi bunları bu adam görmediyse yani Genco Bey'in söylediği dam üstünde saksan. O da salon, o da salon. Senin yaptığında işte iki tane tiyatro yapıyorsun. Ya ne olacak diyor. Böyle sanatın içine bilmem ne edeyim diyen yöneticilerimiz çıkmıştı. Evet. Değil mi?